Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Bugün gene e, geometri ile Algebra'nın birleştiği bir soru çözeceğiz. Gördüğünüz gibi burada e, bize e, iki doğrunun kesişmesiyle oluşan e, iki açının e, değerlerini vermişler e, bir denklem olarak. Şimdi ilk önce e, şunu söyleyeyim. Bu bu e, iki doğrunun kesişmesiyle oluşan ters açılar her zaman için birbirine eşittir. Yani bu ne demektir? ABC açısı ile D, B, E açısı birbirine eşittir. Aynı şekilde A, B, D açısı ile C, B, E açısı birbirine eşittir. Yani bu her zaman için doğrudur. İki doğru kesişiyorsa ters açılar mutlaka birbirine eşit olur. Dolayısıyla onu şu şekilde yazabiliriz. Açı A, B, C neye eşittir? Açı D, B, E açısına eşittir. Aynı şekilde bunu da şöyle yazalım. A, B, D açısı aynı şekilde C, B, e açısına da eşittir. Yani şuradaki şöyle ufak açılarda bunlar da birbirine eşittir. <laughs> evet bize bu açıların değerleri bir bilinmeyeni bir bilme, bilinmeyen ile verilmiş. Yani onu yazı bu açılar birbirine eşitse dolayısıyla bu denklemler de birbirine eşit olmalıdır. Dolayısıyla yazarsanız 2x artı 19 eşittir. 5x eksi 2. Gördüğünüz gibi bu klasik bir algebra sorusuna dönüşüyor. Eşitliğin her iki tarafında da bilinmeyenin olduğu klasik bir algebra sorusu. Bunu nasıl çözüyorduk? Daha önce de söylediğimiz gibi mutlaka bilinmeyenleri bir yerde topluyoruz. Rakamları da öbür tarafta. 2x öbür tarafa alırsanız. Tabii bunlar öbür tarafa geçerken işaret değiştirecekler. Ne olacak? 2 artı 19 eşittir 5x eksi 2x olacak. Evet buradan 21 eşittir 3x çıkıyor. X'leri de iki tarafa da bölerseniz buradan x, x eşittir 7 çıkar. Evet bize açıların değeri soruluyor. Dolayısıyla bu x'i herhangi iki denklemden birine koyarsanız size açıyı verir. Şöyle yapalım. A, B, C açısı neye eşitti? 2x artı 19'a eşitti. Dolayısıyla x'in 2 çarpı 7 artı 19. X yerine 7'yi koyuyoruz. Dolayısıyla 14 artı 19. Dolayısıyla 33 derece çözüm bu. O i̇kinci e, denklemi de kullansaydınız gene 33 bulacaktınız. Bu iki şeyin e, birbirine eşit olmasından dolayı. Son olarak şunu söyleyeyim. E, İngilizce'de e, bu açılara vertical açılar deniliyor. Bu biraz kafa karıştıran bir şey. Çünkü vertical dendiği zaman herkesin aklına... Aşağıya yukarı giden bir şey gelir. E, vertical denmesinin sebebi yani Google'dan gördüğüm kadarıyla şu vertex bu kesişme noktasına vertex vertex deniliyor. Dolayısıyla vertexlerinin aynı olmasından e, gelen bir terimmiş. Yani e, kafanızı karıştırmasınız. Vertical angle diye gördüğünüz zaman aklınıza yani şu 90 derecelik şeyler gelmesin. Vertical angle dedikleri iki doğrunun kesişmesinden dolayı oluşan ters açılar. Evet bu kısa bilgiden sonra bugünkü videomuzu bitiriyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.